Sevgili izleyenlerim, Demirözü ilçemizdeyiz. Ozan kardeşimizle şöyle birlikteyiz. Kendisini şöyle kısaca bir tanıtacağım. Efendim, ancak daha önce şimdi kardeşimizin basılı kitapları var. Biri burada yok ama üçü burada. Şimdi kitapların isimlerini Ateş Siyah Olur demiş hep. Vallahi ben masumum. Bütün kitapları hep öyle demiş. Ateş Siyah Olur. Demek ki bunda da bir şey buldu. Yani Ateş Siyah Olur artık nereden geldi? Şimdi böyle öğreneceğim. Şimdi işin şaka tarafıydı o. Bakıyoruz buraya. Kardeşimiz ne yapmış? Notaya almış eserlerini, parçalarını, şiirlerini ne yapmış? Müziğe efendim notaşı yaparak Türkiye'ye çevirmiş. Birkaç tanesini birlikte ne yapacağız? Dinleyeceğiz. Dinleteceğim size bu röportajın ardından dinleteceğim. Şimdi isim Ali, soyisim Filiz. Dediğim gibi Demirözü ilçesindeyiz. Evet kardeşim, öncelikle kaç yaşındasın? Ali Filiz. Derler ya, yaş 73 bitmiş, biz de 70'i vurduk. Bitti mi iş? Bitmedi ama. Bitmedi mi? Devam ediyor. Şimdi şunu da söyleyeyim ben. Sazı usanıp Antalya'da ikamet ediyor. Sazı usanıp buraya getirmediği için Çıray'la işi götürdük biz de. Tabii sazın yerini tutmaz. Onun için Cura tabii ki ne yaptı? Sazın yerini tutamadı. Türkülerde biraz Cura'nın o tiz sesine uymaya ne yaptık? Çalıştık. Bu sefer de Ozan'ın sesini kıstık. Kardeş yapacak bir şey yok. Ozan'ın sesini kıstık. Öyle oldu. Öyle oldu yani. Dedikoduya gerek yok. Ozan'ın sesini kıstık. Efendim peki benim kardeşim, toplam 3 kitap yazdım. 4 kitap. 3 kitap. 4 kitap çıkardım. 3 tanesi buradan, bir tanesi de Antalya'da. Antalya'da. Evet. Şu bu kitaplardan gelen mi bu? Buradaki bu 3. kitap. Bu 3. kitap. Evet, bu elindeki 3. kitap. Biri de Antalya'da. O 4. kitap. Onda 650 tane bestenin notası var. Bunda bahsettim. Hani bunun gibi yani notalı. Notalı, evet tabii. Evet. Nota işi de çok garip olmuş. Ya onu senden öyle bir özetle dinleyelim. Bu nota işini nasıl çözdün? Onu bir dinleyelim. Şimdi Antalya'da yaklaşık 350'nin üzerinde bir bestem oldu. Yani 75'ten sonra 78'de beste çalışmasına başladım. 70 belli bir seviyeye geldi. 350'ye yakın bestem oldu. Kendi kendime dedim ki bunların notasını yazayım ve yazdırayım. Piyasaya çıkarayım. Ben ölürsem size bunlar kalsınlar diye. Gittim Akdeniz Üniversitesi Konservatuvar bölümüne de Türk Halk Müziği bölümüne gittim. Hocalarla konuştum. Hocanın bir tanesi dedi ki belli bir ücret söyledi bana. Ücreti o ücrete yazarım. Ayrıyeten söz müzik sana aitse notaya alanda kendi ismini kullanacak, kullansın diye, kendi ismi de gelsin diye söyledi bana. Ona benzer bir şey söyledi. Tabii benim içerime şeydi işte, kabul etmek istemedim ve nihayet kabul etmedim. Kapıdan dışarı çıkarken holde, konservatuvarın holinde hocanın biriyle karşılaştım. Dedi, ne oldu dedi. Dedim ki hocam dedim ben böyle kendimce çalıp söylüyorum, yazıyorum dedim. İşte bu bestelerimin notasını yazdırmak istedim dedim. Geldim Türk Halk Müziği bölümüne. Hoca böyle dedi. Dinledi beni. Dedi ki bende dedi bir program var dedi. Ben sana o programı evde yüklesem, sen onu da çalışsan bestelerin notasını kendi yazarsın zamanla dedi. İçinde koptu bende, dedim ki tabii yazarım hocam dedim. Neyse anlaştık, belli bir ücret söyledi. Ondan sonra söyledi bana,
Dedi ki belli bir ücret söyledi. Dedim kabul ettim. O zaman kötü bir takam var. Bindik arabaya oradan. Yaklaşık 25 kilometre. Gittik eve. Halen ben daha Antalya'da da gecekonduda oturuyorum. Ondan sonra gecekondudan içeri girdik. Bilgisayarı açtık. Gece kondudan çıktın mı şimdi? Yok halen de oradayım. Hala orada mısın? Vallahi oradayım. Ratapıyı da alamadık. Devlet Tabii alamadınız mı? ratapıyı alamadık. Ondan sonra bilgisayarı açtık. Programı yükledi sağ olsun. Programın açılışmasını, kapanmasını gösterdi. Notaları nasıl çekeceğimi söyledi mouse'la. Ondan sonra kayıt yapmamı gösterdi. Öylece ben başladım ama öyle zaman oldu ki 5 saat masanın üzerinde bir türkü de kalkmadım hiç. Onu yazacağım diye 5 saat oturdum masanın başında. Öyle ama bıkmadım. Ama şimdi 15 dakikada yazabilecek duruma geldim. Yani o programın desteğiyle kendi bestemin notasını yazıyorum. Yazdıktan sonra programın şeyi var. Piyano kısmı var. Oraya basıyorum. Kendi yazdığı, koyduğum notaları dinleyebiliyorsun. Onun desteğiyle işte bu kitabı çıkardık. Bu ondan geldi. Bu onun eseri, Notalarıyla. o programın Evet. eseri. Şöyle hevşirelerime yakına göstereyim ben notalarını. Evet, artık notalı. Evet, yani nota Evet. yazmaya da öyle başladık abi. İlk kitabım da şu. Bu kitap bayağı şiirim oldu yani. Şu Bine an yakla toplam kaç tane var? 2000 vardır abi. 2000 var. 2000 vardır. Bayağı şiirim oldu. Dedim kendi kendime ya hele bir tane kitap çıkarayım. Bak bir sürü orada işte dernekler var. Derneklere takılıyorum. Herkesin bir kitabı var. Benim niye olmasın diye işte bu kitabı ilk çıkarttım. Yaklaşık o zaman 1000 şiir içerisinde bu kitap kaç sayfa? 121 tane şiir seçtim koydum bu kitaba. Bunu ilk kitap bunu çıkarttım. Ondan sonra ikinci kitap da bunu çıkarttım nasip oldu. Üçüncü bu. Şimdi dördüncü komple şiirleri tek kitapta toplamak istiyorum. Onun çalışmasını yapıyorum. Gerektirir. Peki masrafları nereden karşıladın? Bu işi nasıl yaptın? Ya Sponsor mu şimdi buldun? yok hayır nerede ben de sponsor yok. Yok mu? Kendi sponsorluğumu yaptım. Ya, ne yapayım? Ya şimdi son üç kitabı Sen de benim haberciliğim gibi. Sponsorum yok. Kendi sponsorum. Aynen girdiğin yani ne üzere. yapayım abi? Şimdi son üç kitabı iki kitabı yayın evi çıkardı. He. Facebook diye bir sosyal medya platformu var. Onda işte gelene gidene bakıyoruz. İşte bu gece kitaplığını da orada buldum. Telefon ettim. Dedim böyle böyle benim şiir çalışmalarım var. Dedim, kitabı gönderirsem size basar mısınız? Basarız dediler. Şartları şu bana gönderdiler. Ben de yatırdım parayı. Bir ay sonra geldi kitap. Yani bana 10 tane bundan verdiler. Şu kitapta 10 tane verdiler. Öbürü kendilerinde. Sattılar. Sattılar mı satmadılar mı hiç bilgim yok. Takip de edemiyoruz maalesef yani. Peki şimdi kitapların şiirlerin şeylerine baktığım zaman özellikle serbest vezinde var. Ben biraz sevgili yerlerini inceledim. Serbest vezinde var. Efendim, hece vezni var. Yani her bir kuralı da denemişsin, kullanmışsın. Halen de şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Şimdi ben Bayburt Demirözü'ndeyim. Burada dörtlüyü yazıyorum Antalya'ya. Kanal V diye bir televizyon programı var. Sabah programına gönderiyorum. Oradaki programı sunan kişi benim dörtlüyü de okuyor. İsmini veriyor mu? Tabii veriyor. Halk ozanımız Ali Filiz göndermiş. Günün anlamını istinaden yazmış olduğu şu şiir diye yazıp Bizim okuyor. benim hakkımda bir de dörtlük yazdı mı peki? Bu adı da başı yani bu da bay bu da çırpınıyor. Hiçbir Eyvallah. şey demedim mi ona? Şey, Antalya. sizle daha yeni yüz yüze tanıştım. Benim bir İnşallah şey nasip olur. doğrudur. İnşallah nasip olur. İnşallah, inşallah. Evet. Peki kardeşim. Hayat böyle geldi geçti. Kaç yıl oldu bu kadar zaman? Kaç yılında başladım dedin sen? Şiire 75 75'lerde 75'te başladın. başladım. İşte gençlik yıllar. Herkes gibi Fazla ben de bir Baybut şeyler türküsü bir Demirözü'ne bir türkü yapmışsın. Bir Demirözü'ne. Şimdi Demirözü için yaptığım türküler vardı. Onlar bunu ön plana çıkarttım. Daha başka türküler de var Var. da. Evet. Yani Peki nereye kadar gitmeyi düşünürsün? Bu gidiş nereye böyle?
Ömrüm oldukça üretmeye devam edeceğim. Üretmeye devam edeceğim. Devam edeceğim Allah nasip ettikçe. Evet. Ondan sonrasını da Allah bilir. Peki. Çoluk çocuk var mı? Bir oğlum bir kızım var. Antalya'dalar. Oğlan Almanya'da. Heh. Kız da Antalya'da evli. Heh. İki çocuk. Evet. İki çocuğunun noktayı koymuşsun. İki de torunumuz var. Birer tane onlar. Emeklisin. Evet. SSK'dan emekli oldum. Ne işle uğraştın Antalya'da? Antalya'da ufak esnaflık yaparak başladım. Önce tuhafiye işiyle başladım. Sonra tuhafiye işini bıraktım dükkanı. Pazarcılık yaptım. Ondan sonra pazarcılığı bıraktım. Attan eşeğe indim. Efendim? Attan eşeğe indim. Ne yapayım? Zamanı öyle indirip de bindiriyor. Peki eşekten ne yaptın? Ondan sonra pazarcılıktan sonra o ortamı tanıdıkça, arkadaşlar edindikçe turizme yöneldim. Pazar piyasasında turizme girdim. Hı. Orada turizm üzerine hederi keşi ve baharat dükkanı açtım. Hı. Oradan da emekli oldum. İşimiz gece kondu dedim. Yani bu kadar kaç yıl kaldın Antalya'da? 85'te gittim, geriye geldim, 87'de yerleştim. Ya bir Bayburtlu bir bu kadar bir şehirde durursa orada gecekonduda durmaz Bayburtlu. İnan ki gecekondudayım hala. Valla durmaz o zaman sende gariplik var. Ya abi şimdi... Ya bir Bayburtlu durmaz. Bak Bayburtlu gecekonduyu sevmez. Ama senin gecekondu adı gecekondu da efendim gündüz konduysa orada sözüm yok. Yok yok. Bu ev oradan iyi. Ya. He. Peki neden yapamadın orayı? Ya şimdi tapu mu yok? Ne sıkıntı var? Tapu alamadık. Alamıyorsunuz. Orman Bölge Müdürlüğü birçok yerin tapusunu verdi. Maalesef bizim o yörenin tapusunu vermedi. Hatta AK Parti iktidarı bir söylemde Nebiler'den Seri'ye kadar her yerin tapusunu verdi. Murat Paşa'yı vermedi. Murat Paşa'yı alamadığı için öyle bir söylemde de var yani. Ha, söyle. Siyasete daldık ister istemez yani. İnşallah alırsınız. İnşallah nasip olur alırsınız. Evet. Evet söyleyecek sözün var mı? Çoluk çocuğuna selamın var mı? Şimdi gurbettesin. Gurbetten memleketine geldin. Demirözü'ne havalar nasıl gidiyor? Sen nasıl havadasın? Ya şimdi burada şairlerin tam şiir yazacak. Demirözü Barajı'nın yanına git at eli kulağa. Şiir yazılmaz mı orada ama? Yazılır evet. Git Yakup Abdal'ın göletinin başına. Mükemmel. Gel şiirin gözüne. Mükemmel yerler. Evet. Şair olunur orada ya. Gerçekten. Ya, o anki duygu biliyor musun? Şiir yazmak da müzik de o anki duygu. Siz Antalya'da şiir yazılmaz. Acayip sıcak var evet. Acayip sıcak burada, var. Burada sıcaktan değil orada adamın zaten kafası durur. Ama size bir şey söyleyeyim. Bu yaptığım bestelerin %80'inin Antalya yürüdü. Yani başka gidecek yerin yoktu onda. Elim mahkum yani ne yapayım? Elim mahkum. Şimdi sen şimdi gerçekten samimi söylüyorum. Akşam Demirözü Barajı'nda güneş batımında oturduğun zaman biraz insanda şairlik varsa okutur o kalemi. Eyvallah. Yakup Abdal'ın göleti. Vallahi okutur. Demirözü Barajı'ndan daha okkalı okutur. Çünkü evet, orası çok daha güzel. Çok güzel. Şimdi geçenlerde gittim şeyde Demirözü Barajı'na da su çok azalmış maalesef yani insan üzülüyor. Evet. Eski güzelliği. Belki çocuklara bir selamını alalım. Valla herkes gönlünce yaşasın ne diyeyim. Allah iyiydi. Beraberinde olsun. Herkes gönlünce yaşasın. Yani öyle. O da güzel idi. Yani. Herkes için bu geçerli. Tabii ki yani. Evet sevgili izleyenlerim. Demirözü'nden ben de selam ediyorum herkese. Bütün hemşehrilerime. Tüm izleyicilerime, çünkü sadece Bayburt'tan izlemiyor beni. Nerede beni izleyen varsa, Bayburt'un Demirözü ilçesinden herkese selam olsun. Ozan Ali de şu ana kadar aklına gelmemiş. Şimdi Demirözü Barajı'na gidip alacak kalem eline. Ya da Cura'yla gidip çalıp söyleyecek. İnşallah bana. Nasip olur. Ya, teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Tanıştığımıza memnun oldum. Eyvallah.